Merhabalar, hoş geldin. Değerli arkadaşım, kazanım 14'te yine karşındayım. Şekilli sorular üzerinde sağdan ve soldan yaklaşma ile ilgili örnekler yapacağız. Tabii ki nerede? Bileşke fonksiyonda sağdan ve soldan yaklaşma. Buraya çok dikkat et. Önemli bir kazanım. Tekrar altını çiziyorum. 14 ve kazanım 15'i çok dikkatli dinle. Diğerlerinden daha önemli bir yer anlatacağım. Bilgin olsun. İkimize de iyi dersler. Sana iyi seyirler. Gelsin mi birinci soru? Gelsin bakalım şekil ve birinci sorumuz. Şimdi şöyle bir göz gezdiriyorum. Limit tabii şekli gördük. R'den R'ye tanımlı fx fonksiyonu için demiş. X giderken eksi 2'ye sağdan. Yani ee, o zaman ne diyelim? F'de limit x giderken eksi 2'ye sağdan fx. Evet. Şimdi eksi 2'ye sağdan diyor değil mi? Eksi 2'ye sağdan. Eksi 2 neresi değerli arkadaşım? Burası. Bak buraya çok dikkat et. Eksi 2'ye sağdan. Sana bir şey göstereceğim. Eksi 2'ye sağdan geliyorum. Geliyorum sağdan geldim grafikle geldim. Nereye geldim? 6 değil mi? Ama 6'ya nereden geliyorum? 6'nın solundan 6'nın küçük yerlerden 6'ya doğru geliyorum. O zaman buraya ne diyeceğiz? F6'ya soldan diyeceğiz. Yine yine Limit x giderken 2'ye sağdan ifadesi f'de 6'ya soldan oldu. O zaman 6'ya soldan geleceğiz. 6 burası 6 burası dikkat ediyorum. 6 altı burası 6'ya soldan geleceğim. 6'ya soldan geliyorum. Hazır mıyız? 6'ya soldan geliyorum. 6'ya soldan geliyorum. Görüntüm x2. Bak burada o, kadar, o zaman yön ne kadar önemli oldu farkında mısın? Tekrar ediyorum 2'ye sağdan eksi 2'ye sağdan gelmek demek. Sağdan tuttuk grafiği eksi 2'ye sağdan geldik. Görüntüm 6 ama 6'ya nereden geliyorum? E 6'ya 6'dan küçük yerlerden 6'ya doğru geliyorum. Şimdi 6 desem tamam. 6 yazsam buraya soldan ve sağdan incelemeyeceğim. 6'nın ne tarafından geldiğim önemli. 6'nın küçük yerlerden 6'ya doğru geliyorum. O zaman 6 üzeri eksi diyoruz. Birinci sorumuzun doğru cevabı eksi 2'dir değerli arkadaşım. Gelelim ikinci sorumuza. Hay hay o zaman aynı şekilde limit x giderken 1'e soldan f'de fx. Şimdi 1'e soldan diyoruz. Hemen birimizi bulalım. 1'e soldan gelelim. Ne dersin? Buraya yine aynı şekilde can kulağıyla iyi dinle. 1'e soldan geliyorum. x eşittir 1 doğrumuz bu. 1'e soldan gelmek demek solumuz burası. 1'de soldan geldiğim zaman eksi 3. Yani eksi 3'e eksi 3'e büyük yerlerden eksi 3'e doğru azala, artarak e, azalarak eksi 3'e doğru geliyorum demek değil mi? Eksi 3'ün sağ burası. Doğru mu? Üstü. Eksi 3'ten büyük yerler olduğu için eksi 3 üzeri artı dedik. Dolayısıyla limit x giderken bire soldan ifadesinde son olarak ne yazıcı neyi bulacağız? Eksi 3'e sağdan bulacağız. O zaman eksi 3'e eksi 3'e sağdan yaklaşmamız lazım. Gelelim eksi 3'e sağdan. Eksi 3'e sağdan gelelim. Hadi bakalım. Eksi 3'e sağdan geliyoruz. Eksi 3'e sağdan geldik. Görüntümüz nedir? 1 bölü 2'dir. O zaman bu sorumuzun doğru cevabı neymiş? 1 bölü 2'dir değerli arkadaşım. Devam edelim. Bir sonraki sorumuza hemen devam edelim. Limit x giderken sıfıra sağdan f'de fx. Şimdi sıfıra sağdan tabii şurada bir temizlik yapalım. Buraları bir temizleyelim. Gözümüze daha güzel gözüksün. Sıfıra sağdan derken hemen sıfır burası. Sıfıra ne taraftan geldiğim tabii ki önemli mi? Önemli olacak. Sıfıra sağdan geliyorum. Sıfıra değdiğim yer zaten benim burası. Sıfıra sağdan geliyorum. Ne oldu? Eksi 1. Bir. Eksi 1'e geldim mi? Geldim. Ama eksi 1'e nereden geldim? Eksi 1'den küçük yerlerden eksi 1'e doğru artarak geldim artarak geldim. Yani ne diyorum? Şurası eksi 1 üzeri eksi mi? Eksi 1'den küçük yerler değil mi? Şu eksiyi biraz daha aşağı atalım. Karışma sonu eksiler. Eksi 1 üzeri eksi oldu. O zaman e, limit yine x giderken eksi 1'e soldan fx eksi 1'e soldan geleceğiz bu sefer. Eksi 1'i bulalım. Hemen buluyoruz eksi 1'e. Eksi 1'e soldan geleceğiz. Neresi eksi 1'in solu? Burası. Eksi 1'in soldan geliyorum. Geldi mi? Artık 1. Direkt 1 olarak yazabiliriz. Görüntümüz kaçtır değerli arkadaşım? B seçeneğimizin doğru cevabı 1'dir. Geldik buraya. Hemen bir renk, renk değişikliği daha yapalım. Limit. X giderken 3'e sağdan. F'de Fx diyoruz. 3'e sağdan yaklaşalım. Yine bir temizlik operasyonu yapalım. Ortalığı bir toparlayalım. 3, Üç. 3'e sağdan ya da soldan gelmek tabii ki önemli. 3'e sağdan geliyoruz. Sağdan geliyoruz. 3'ümüz sağ, 3'ün sağ burası. 0 mı görüntüm? 0 sıfır. ama 0'ın solundan 0'a doğru geliyorum o zaman. 0eksi yani limit x giderken 0'a soldan f(x) diyoruz. O zaman 0'ın solu 0'a geldik. Yine 0 doğrumuz bu. Bu sefer sıfıra soldan geliyoruz. Sıfırın solu neresi? Sıfırın solu. Sıfırın solundan sıfıra doğru geldik. Eksi 1 doğru mu? O zaman ne oldu? Sonucumuz eksi 1 oldu. Evet değerli arkadaşım güzel sorular çözdük değil mi? Kazanım 14'ü de bu şekilde bitirdik. 15'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakal.